Çocuğunuzu işe götürmek her zaman iyi bir fikir değildir. Özellikle bir havaalanı yönetiyorsanız. Bekle sen tatlım. Eyvah, işte ceza geliyor. Ben senin bavulun değilim. Tatlım, burası çalıştığım yer. Vay canına. Annemin yönettiği koca bir havaalanı. Bu da Berat. Sana etrafı gezdirecek. Tabii ki patrona hayır diyemezsiniz. Wow. Tamam, usta dur. İşte bunlar terminaller. Ve burada pasaport kontrolü ve güvenlik var. Vay canına. Bir sürü şey var. Uçuş öncesi selfie'ler en iyisidir. Bu havaalanı çok havalı. Aa, özür dilerim. İstemeden oldu. Neden bu kadar sakarsın? İşte bu kareciydi. Sorun değil. Size bir ders vereceğim. Bavulların üzerindeki etiketleri değiştirmek. Bence bu harika bir intikam. Arkadaşlar bir şeyleri değiş dokuş etmeyi severler. Aslında evet. Ama Maldivler'de mont giydiğinizde biraz sıcaklıyorsunuz. Çok sıcak. Ve mayo karların arasında pek sıcak tutmaz. Buz gibi. Havaalanında bir sürü kapı var. Neden birinden geçmeyelim? Vay canına. Burası kontrol odası. Gerçek bir kontrol odası. Kayboldun mu evlat? Ama buradaki operatörler de o kadar da ilginç değil. Patron yani annem sizi çağırıyor. Let's go. İşte bu farklı. Bir sürü kontrol paneli ve düğme var. Birine bastan hiçbir şey olmaz. Değil mi? Boom! Rotayı değiştirmek mi? Anlaşıldı. Bu garip bir rota. Ama kule daha iyi bilir. Uç küçük uçak. Eyvah, ben ne yaptım? Sanırım gitme vakti geldi. Hemen gidiyor musun? Olamaz. Bu da ne? Allah'ım. Aa, Berat bunu beklemiyordu. Önce güvenlik. Pasaport kontrolü çok heyecan verici. Belgelerinizi görebilir miyim? Tamamdır. Şimdi çantalarınızı hazırlayın lütfen. Pekala, iyi şanslar. Bavulu açın lütfen. Eyvah. Neyse. Burada yasak olan bir şey yok. Hayır. Sadece biraz fazla makyaj malzemeniz var. Ve bu yasak. Bir şeyi çıkarmalısınız. Aa, hayır. Hayır, bu hiç adil değil. En iyi şeyleri alıyorsun. Bu kadar sinirlenmenize gerek yok. Kural kuraldır. Bugün seçilin şanslı günü. Tatlım, işte senin için birkaç makyaj malzemesi. Aa, vay canına. Hepsi senin için evlat. En iyi birinci sınıf uçuşlardan en güzel makyaj malzemeleri. Makyaj masası tıklım tıklım. Seçilin hayali gerçek oldu. Peki bu sefer hangisini kullansam? Bu yolcular çok zevkli. Bu güzel bir üniforma. Hemen bir fotoğraf çekmeliyiz. Harika. Hostes olarak iyi görünüyor muyum? Aa, yeni kız mı? Daha fazla oyalanmak yok. Çalışma zamanı. Sürpriz. Ne yapacağım? Sanırım kollarımı hareket ettirmem gerekiyor. Böyle mi? Yoksa böyle mi? Bu hiç de zor değil. Benden sonra tekrar edin. Yolcular da seviyor gibi görünüyor. Her uçuşta bu kadar neşeli hostesler olmaz. Onun fotoğraflarını çekmeliyiz. İşimi yaptım. Artık dinlenebilirim. Ne? Yeni bir video mu? Hostes seçil mi? Gitmek üzere. Uçuşu iptal edin. Hemen. Anne, hava trafiği kontrolü çok sıkıcı. Etrafa bir göz atabilir miyim? Hayır, burada kal. Böyleyse daha güvenli. Belki yolcularla daha eğlenceli olur. Çantada ne var? Anne, şu elbiseye bak. Ben de öyle bir tane alabilir miyim? Bundan mı? Aa, çocuğum için her şeyi yaparım. Çantayı açın lütfen.
Wow. Hangi elbiseyi beğendin? Buna mı? Aa evet. Buna el koymam gerek. Ama neden? Çok basit. Bu yeni havaalanı kuralı. Elbise yok. İşte bebeğim, dene bakalım. Tam oturdu. Anne sen harikasın. Thank you. Biliyor musunuz? Bu bir rezalet. Hey! İşte başka bir hayali. Aa ne güzel bir şapka. Anne, üzgünüm şapkanızı bana vermeniz gerekecek. Ne? Hangi gerekçeyle? Sanırım kuralları pek iyi okumadınız. Bir dakika. Artık şapkalar kurallara aykırı. Yok artık. Uçmak istiyorsanız şapkaya veda edin. Ve o artık seçilin. Müdürün çocuğu her zaman en iyisini alır. Havaalanı yöneticileri de uyur. Bazen. Ve hatta rüya bile görürler. La 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 la. Aa çok rüzgarlı. Uçağın kanadında mı oynuyorsun? Hayır seçil. Neyse ki sadece bir rüyaymış. Havaalanına gidip uçakta fotoğraf çekmemek mi? Bu affedilemez. Anne lütfen. Üzgünüm patron bile her şeyi yapamaz. Aa çok yazık. Aa seçil çok üzgün görünüyorsun. Biraz tatlı seni neşelendirir. Dondurma ister misin? Harika bir planım da var. Küçük bir numarayla uçakta bir resmin olabilir. Gerçekten mi? Hadi güzel bir poz ver. Harika. Çektin mi? İşte kendin gör. Muhteşem. Bu harika bir fotoğraf. İşte bu. Küçük bir numara. Ve fotoğraf paylaşıldı bile. Vay canına. Hemen bir sürü beğeni aldı. Berat bugün çok çalışıyor. Belgeleri kontrol etmek çok sıkıcı. En azından resim çizebilirim. Berat bu pasaport rutiniyle nasıl sıkılmaz? Biraz kreatifliğe ne dersin? Küçük bir bıyık kimseye zarar vermez. Merhaba, pasaportlarımızı alabilir miyiz? Buyurun. İyi uçuşlar. Aa, burada çok komiksin. Kendine gülmek o kadar da eğlenceli değil. Bu da ne? Belgelerimizi mahvetmişsin. Eyvah, görünüşe göre birinin başı dertli. Belki patron sorunu çözebilir. Bu kesinlikle kabul edilemez. Seçil, bunu sen mi yaptın? Hemen ofisime gel. Ama yolcuları nasıl susturabilirsiniz? Sizce bu komik mi? Bir fikrim var. Pekala. Şimdi kesinlikle kontrolü geçeceksiniz. Ve sen Berat. Gözünü çocuktan ayırmasan iyi olur. Her zaman böyle. Evet evet. Bu mantıklı. Aa, bu önemli bir telefon. Olamaz. İsim kartını başıboş bırakmak kötü bir fikirdi. Bunu gördünüz mü? İşte bu ilginç. Ve işte Seçil artık patron. Ve işte ilk yolcular geliyor. Aa, ne kadar tatlı bir köpek. Keşke bir evcil hayvanım olsaydı. Gerçi bugün önemli bir işim var. İyi günler. Ben bu havaalanının müdürüyüm. Bu genç yaşta mı? Biliyor musunuz? Uçağa evcil hayvan sokamazsınız. Tartışmaya bile çalışmayın. Arkadaş olalım dostum. Vay canına. Başka bir köpek mi? Uçağa evcil hayvan sokamazsınız. Vay canına. Burası hayvan barınağına dönüşüyor. Keşke annem bana bir köpek yavrusu alsaydı. Eyvah. İşte annem. Ve evcil hayvanların sahipleri de onunla geliyor. Seçil. Bu sefer ne yaptın? Eyvah. İşte şimdi gerçekten ceza alacaksın. Evcil hayvanlar ailelerine geri verilir. Seçil'in başı büyük belaya girmek üzere. Müdür numarası yapmak mı? Kendinden utanmalısın. Beni takip et. Şimdi. Davranışların kabul edilemez. Görünüşe göre annesi Seçil'in şakalarından sıkılmış. Berat, yetki sende. Benim bir tatile ihtiyacım var. Doğru karar efendim. Evet, artık müdür benim. Berat sonunda başa geçiyor. Geçici de olsa bir terfi aldı. Hiçbir şey için endişelenmeyin. Ve iyi yolculuklar patron.
Yeni videomuzu sevdiniz mi? Sizce Yıldız ve Seçil nereye gittiler? Yorumlarda ülkeyi tahmin etmeye çalışın. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Turum Turum'daki anneler ve çocuklarıyla ilgili yeni hikayeleri kaçırmazsınız.